Evet sevgili 7. sınıf arkadaşlar, herkese selamlar. 7. sınıfta ders çalışma programımız nasıl olmalı? Neyi yaparsak LGS'ye şimdiden çok güzel bir hazırlık yapmış oluruz. Şimdi bu videoyu dikkatle izlerseniz bu işi kökünden hallediyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bu ders çalışma programı hakkında birçok söylenti var ve birazcık aslında arama yaptığınız zaman bu konuyla alakalı onlarca farklı şeyi görebiliyorsunuz ve bazen kafamızda karışabiliyor. Acaba hangisi benim için en uygun diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu yüzden benim sizlere önerim, sizlere sunulan hazır bir programı uygulamak yerine kendinizi biraz daha tanıyarak size uygun bir programı gerçekleştirmek aslında çok çok daha güzel olacaktır. Çünkü örnek veriyorum, bazı arkadaşlara 7. sınıf itibariyle paragraf soru çözümü yap dediğim zaman kimi arkadaşlar bunu okuldan geldikten sonra yapmayı severken kimileri henüz bunu uyandıktan sonra okula gitmeden evvel yapıyor ve yanlışlarını bile inceleme fırsatı yakalıyor. Bu yüzden program size özel olursa, yapmak istediklerinizi yapmak istediğiniz zaman diliminde ve yapmak istediğiniz miktarda gerçekleştirirseniz aslında etkili bir programı oluşturmuş olursunuz. Peki biz size o zaman bu videoda neler söyleyeceğiz? Bu videoda biz sizlere kendinize uygun en güzel bir çalışma programını nasıl oluşturursunuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Sağını, solunu, arkasını, önünü birazcık değiştirerek sizlere en uygun hale getirebilirsiniz. O zaman hızlıca İlk maddemizle başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ilk yapmanız gereken günlük program değil de haftalık bir program organize etmeniz. Bunun için de pazar veya pazartesi günleri oldukça uygun olabilir ama biraz evvel de dediğim gibi istediğiniz bir günü seçebilirsiniz. Haftalık program yapmanız, günlük program yapmanızdan biraz daha mantıklı, biraz daha ön plana çıkıyor. En azından sürdürülebilirlik açısından biraz daha verimli olduğunu söyleyebilirim. Hocam ben haftalık bir program oluşturuyorum ama hafta içi öğretmenlerim ödev verebiliyor ve programım alt üst oluyor diyen arkadaşlar, sizleri duydum. Hemen buna da bir çözümüm var tabii ki. Arkadaşlar yapmanız gereken şey sizlerin okul ödevlerinizin veya başka çalışabileceğiniz ani şeylerin de ortaya çıkabileceğini düşünmeniz. Hatta bu ders çalışmanın haricinde bir yere gitmeniz gerekebilir, birilerini ziyaret etmeniz gerekebilir, hiç planda olmayan bir şey olabilir, hasta olabilirsiniz. Arkadaşlar bunların hepsi tabii ki hayatın olağan süreci içerisinde olabilecek şeyler. Sizin bu konuda yapmanız gereken şey o haftalık programda maksimum bir doluluk göstermemesi programınızın. Yapmanız gereken temel şeyleri programınıza haftalık olarak yazmak ve ani gelen ödevlendirmeler veya başka programlarınızda orada diğer yapacaklarınızın altına gün gün eklemeniz, işte bu şekilde haftalık verimli bir çalışma sisteminiz oluşabilir. Evet sevgili arkadaşlar, pazar veya pazartesi günlerinden birini seçerek haftalık bir programla ilerleyen arkadaşlarımız geçtiğimiz yıllarda LGS'de oldukça iyi başarı elde ettiler. Hatta diğer sınıflarda da özellikle bulundukları sınıfta başarıyı sağlayan öğrencilerimizin en büyük anahtarlarından biri haftalık programla ilerlemeliydi. Gelelim bir sonraki maddemize. Bir sonraki maddemiz süreyle ilgili. 40x3 kuralını birçok videoda söylüyorum. Yine burada yinelemek gerekirse, oturduğunuz zaman günde 3 tane 40 dakikalık çalışma. Hocam benim hiç zamanım yok, vaktim yok. Daha önce hiç çalışmamıştım. Yeni yeni çalışmaya başlayacağım. Bu 40x3 kuralı beni birazcık tedirgin ediyor. Bunu 40x1 ile ya da 40x2 ile başlatamaz mıyım? Tabii ki başlatabilirsin. Ama ideal olarak bir süre sonra ulaşmanızı istediğin nokta aslında 40x3 kuralını uygulamanız. 40x3 dediğim zaman da öyle çok gözünüzde büyümesin. Aslında başlayıp hemen bitebilen bir süreçlerin bütün olarak düşünebilirsiniz bunu. Hatta size şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bana 40x3 çalışma sistemini verin. Ben de sizlere LGS'nin veya içinde bulunduğunuz sınavın güzelliklerini vereyim, anahtarını vereyim desem abartmış olmam. Hiç de zor değil. Günde sadece 3 tane 40 dakikayı oturum olarak gerçekleştiriyorsunuz. Arada 5'er veya 10'ar dakika ara veriyorsunuz. Aslında yapabileceğiniz her şeyi fazlasıyla yapabiliyorsunuz. Peki hocam, bize süreyi verdiniz ama bunların içeriğinde neler olacak? Biraz da ondan bahseder misiniz derseniz, tabii ki şimdi ona da geçelim. Sevgili arkadaşlar, genelde ilk oturumda okulda öğrendiklerinizin tekrarını veya işte paragraf soru çözümlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu sizin birinci oturumunuzu oluşturmalı. Bir sonraki oturumda mutlaka ama mutlaka okulda öğrendiklerinizden veya çözmeniz gereken bazı soru bankalarındaki testler varsa bunları çözmelisiniz. Ve son oturum kimsenin yapmadığı ama siz yaparsanız inanılmaz büyük bir ivme kazanacağınız bir madde. Arkadaşlar yanlışlarımızı ve boşlarımızı öğrenmek için mutlaka vakit geçirelim. Böyle birkaç dakikalık bir şey değil bu. 40x3 diyorsak son oturum 40 dakikadır biliyorsunuz. Bu yüzden yapmanız gereken şey o son oturumdaki 40 dakikalık süre boyunca oturacağız aslanlar gibi. Yanlışlarımızın ve boşlarımızın üzerine tek tek gideceğiz. Ve hocam zaten yapamamışım, o 40 dakikada bunu nasıl öğrenebilirim diyen arkadaşlar, sizleri de duydum. Tabii ki burada yapacağınız şey soru bankalarınızı video çözümlü olacak şekilde tercih etmeniz ya da bir sınıfta WhatsApp grubunuz ya da öğretmenlerinize soru atabileceğiniz gibi bir durum varsa da bu şekilde de yanlış sorularınızı veya boşlarınızı öğrenebilirsiniz.
İşte bunu da yaparsanız bu adımı çok güzel tamamlamış oluruz. Ve geçelim bir sonraki maddemize. İlkokuldan beri duyduğunuz ve hayatınızın geri kalanında da onlarca hatta yüzlerce kez tavsiye olarak duyacağınız bir şeyi söyleyeceğim size. Size en yakın hedef LGS olduğu için buradan aslında sizleri etkilemeye çalıştığımı bilmenizi isterim. LGS'yi kazanan öğrencilerin de söylediği net bir şey var. Ben kitap okuyarak soruları çok daha iyi anlayabildim. Yeni nesil soruların üstesinden gelebildim. Bu yüzden sizlere hayatınızın geri kalanında da sadece LGS odaklı değil, üniversite sınavlarına girerken, kariyer yolculuğunuzda, yetişkin olduğunuzda, büyüdüğünüzde, evlendiğinizde, çocuklarınız olduğunda da sürekli olarak birilerinden bunu duyacaksınız. Kitap okumak hayatı inanılmaz güzelleştirir ve sizler de bu güzelliklere şimdiden ortak olmalısınız. Bunu bir zorunluluk değil, ona ayırabileceğimiz ekstra bir zaman olarak bakmamız lazım. O bizim için bir fırsat çünkü düzenli olarak kitap okuyanlar bambaşka insanlar oluyorlar ve sizler de bu bambaşka insan olabilme durumunu gerçekleştirebilmek için şimdiden sevdiğiniz şeylerden başlayarak düzenli kitap okumalısınız. Orada hem farklı dünyaların kapılarını aralayacaksınız hem de burada LGS'ye katkısı olmuş olacak. 7. sınıf arkadaşlarının şimdiden bunları duymaları onların son seneye bu işi sıkıştırmamalarını sağlayacak. Bunu önemsiyorum. Ve geçelim son maddemize. Son maddemizde de bir klişe oldu artık bu. Paragraf çözme durumunu artık bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sizlerden ricam 7. sınıfın derslerinde çok iyi olun ama burada da iyi olmayı sağlama adına yapacağınız en güzel çalışma düzenli olarak paragraf çözmektir. Günde çözeceğiniz 2 test ortalama 20 soruya denk gelse yeterli. Bu paragraf çözümü sizlerin sadece Türkçeyi değil, feni, matematiği ve diğer dersleri de anlama hızınızı geliştirecek. 8. sınıfa bomba gibi bir giriş yapmanızı sağlayacak. Bunu bu süreci tecrübe eden herkes defalarca kez dile getirdi ve bizler de bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım. Evet, şimdi sırada bunları uygulama vakti. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.